Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde ikinci haftanın en iyi hareketlerini görmeye var mısınız? Herkes hazırsa başlıyoruz. Fırsatı kolluyor zannedersem. Ragnar hala üstünde bekliyor çünkü. Korfur'da savaşmak istiyor. Rakibinin üzerine doğru gitti. Arka taraf ışığından kullanıldı. Güzel bir hamya. PB'de orada takım arkadaşını kurtardı sayılır. Nagne arada kalan isim. Canlar çok az. Harika bir oyun Ragnar'dan. Orada rakiplerin havayı savurdu. Holy Phoenix son anda sıçradı. Jillius'la sıçrıyor ama. Oradan Panky. Çıkış yok Panky'ye. Korfur kaçmaya çalışıyor. Güzel harika yapabiliyorlar. Biraz evvel bahsettiğim çekim alanı izleyicilerinde. Artı Kire'yi kurtun menzilini muazzam kullanıyor. İşte burada görüyoruz. Kalkanı gelip Bolulu orada kalkanla hayatta kalıyor. Ama bu savaş bitecek gibi değil. Kire'yi ultiye yakalanıyor. Kendi ultisiyle hayatta kalıyor. Patlayan fıçı, ikinci patlayan fıçı bu sonucu başından gelen. Onu dışarı çıkıyor. Hep söylemiştik ultiyi etkisiz kılıyor diye. Ama bunun üzerine de çekim alanı artı giren bir rolden çok daha çok teknesiyle içeri girmeye çalışan Bu arada Closer'dan güzel bir oyun. GBM yalnız uyku baloncunu kaçırdı ama Closer'ın başı dert olabilir. Closer orada yine skor alıyor. Armut da katılacak gibi duruyor. Buraya Closer düşmek üzere. Son anda Korengi skor aldı. Armut'un gönderdiği önünden beter de boşluğa gitti ama pek bir önemi yok. Damla ultisini orada kendi üzerine mi kullandı? Tam dikkat rakibin edemedim üzerine, ama. Rakibin üzerine, Brown'un üzerine kullandı. Evet. Ama uzaklandı. Bu arada My Pleasure skor isabet dalgası. Pilot. Peki sence önümüzdeki haftalarda da görmeye devam eder miyiz yani? Meta'daki yeri hakkında Riven'ın ne düşünüyorsun? Riven'ı ben oynuyorsam her zaman görebilirsiniz. Beşiktaş tarafında Hiyos'a doğru yönelecekler. Hiyos'un şifası var bu arada. Kara Kalkan kullanıldı ve karanlık esareti tuttu. Hiyos'un üzerine doğru gidiyorlar. Işınman geldi şimdi buraya. Hiyos kronometreyi iyi kullandı karşılıklı ışınlar. Ve Hiyos'un skoru olacak. Yok artık. Hiyos harika oynadı. Yok artık. Ne oynadı be? Geldi buraya. Hiyos'tan bir oyun daha ama son anda Holy Phoenix o skoru alıyor son vuruşuyla. Ryzen ultisi, ikincisi de Urgot'un ultisi. Ryzen ultisi biraz daha işlevsel. Daha rotasyon üzerine derken içeri girdi ve yok etti! Korps nerede? Korps gri ekranda! Korps nerede? Ben görmüyorum. Yok oldu orada. Hiç beklemediği bir yerden geldi. Ya kara kalkanı kullandı mı acaba? Derken... Bu arada bir takım savaşı da orada yakalanan bir isim var. Genius! Genius skorda burada. Madness'a gidiyor. Vardı. Orada kutları çalmaya başardı. Yalnız bir dakika. Sordum da kaldı. Şimdi galiba birisi geldi ama tek gece Closer son anda kaçıyor oradan. Viking'in... Kazix'in daha doğrusu o hasar görmezden geldi. Arkadan skor alan Piltr oldu ultiyle. Burada şimdi Dumbledore, Jalspex önde yakalıyor. Jalspex sıçrası kullanmak zorunda kaldı. Pilot biriktirdi ve ciğerini söktü orada. Pilot da ilk skorunu aldı. Nişancılardan karşılıklı birer skor ama sıçrayan bir oyun denemesi ama şimdi Vyro'dan. Son bir vuruş. Dumbledore önde kalınca o skor bitti. Vuruşan bir GBM. Bir skor daha. 2-2 geliyoruz Vyro'dan. Rakibin eksik kalmasını beklediler ve kule altına anında giden tolerant hakkını vermek lazım. Şimdi burada Baron Savaş olacak mı? Eli Wood, Köfte şanslarını deneyecek gibi duruyorlar. Gadro onu kışkırtmayı başardı. Şimdi ışınlan da geliyor buraya. Bincan, Baron çaldı! Çaldı! Starscream burada Baron çalan isim oldu. Şimdi GS Espor ne yapacak? Şanslarını deneyecekler mi? Bunun cevabı hayır. Biraz bu arada üst korda orada bir baskın var. Medli çok ciddi bir hareket hızı kazandı orada. Bakalım çıkabilecek mi? Evet Medli buradan. Onu hareket hızı falan demez. Depara kalkmış o ya. Ve Medli bu arada. Bu arada kideye geldi. Ultisini kullandı. Medli o skor alacak. Harika bir oyun. Medli.